Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Soru bankamızın 105. testi mutlak değerin ikinci videosuyla kaldığımız yerden X testlerine yani temel seviye sorulara devam ediyoruz. Bu dersin pdf aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve de şu anda bu videoyu izleyen arkadaşları test 105 tik test 105 yaptım hallettim bitti tarzı yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ve de direkt videomuza geçiyorum. İlk soru bana diyor ki mutlak değer 2x artı 1 eşittir 2022 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Korkacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Sayı büyük olabilir fark etmez. Nasıl yapıyoruz normalde çözümü? 2x artı 1 eşittir 2022 veya 2x artı 1 eşittir dikkat eksi 2022 yapıyorum. Bu bir. Sonra artı 1'i diğer tarafa attığımda 2x eşittir 2022 eksi 1 her iki tarafı 2'ye bölüyorum. X eşittir. 2022 eksi 1 bölü 2. Neden çıkartmadım anlayacaksınız. Veya bu tarafı çözelim. Biri diğer tarafa attım. 2x eşittir. Eksi 2022 eksi 1. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X eşittir. Eksi 2022 eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi benden bulduğunuz bu x değerlerini toplamanızı istiyor. Topluyorum bakın. 2022-1. Bakın paylar işte zaten. Eksi 2022 eksi 1 bölü 2 yaptım. Fark ettiğiniz üzere buradaki 2022 ile buradaki 2022 gidiyor. Yani eğer sizden bu tarz sorularda toplamasını isterse zaten buranın hiçbir önemi kalmıyor. Burada ne yazarsa yazsın. Önemli olan şey bakın eksi 1 eksi 1 daha. Eksi 2 bölü 2'den işlemin sonucu eksi 1 olarak bulunuyorum. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. İçeriği sıfır yapan değer 2x artı 1 eşittir. Sıfır x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bu değeri 2 ile çarptığınızda her zaman cevabı bulursunuz. Toplamını isterse. Ha ezberlemem ben. Haklısınız. Ezberleme. Gel buradan tüm çözümü yap. Cevabı yine eksi 1 bul. Ezbere gerek yok. Ama bu tarz sorular soracağım orta verileri seviyede. Yani burayı zor verip direkt mantığını çözmeniz gereken sorular olacaktır. O yüzden detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım burayı. İkinci soru bana diyor ki mutlak x küçüktür 2 mutlak değer y artı 2 küçüktür 5 olduğuna göre x artı y'nin alabileceği birbirinden farklı tam sayı değerlerinin toplamı. Ve ben biliyorum ki bu arkadaş dışarıya eksi 2 küçüktür x küçüktür 2 olarak çıkar. Bu arkadaş dışarıya eksi 5 küçüktür y artı 2 küçüktür 5 olarak çıkar ve y'yi yalnız bırakıyorum. Yani her yere eksi 2 eklersem ben bakın eksi 7 küçüktür. Y küçüktür. 5 eksi 2'den 3 olmuş oluyor. Ve de bunları taraf tarafa topluyorum. Eksi 7 eksi 2 daha. Eksi 9 küçüktür. X artı Y küçüktür. 3 artı 2 5. Bu aralıkta alabileceği tam sayı değerlerin toplamını istiyorum benden. Eksi 9'dan büyük. Eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4. Böyle devam eder. 1, 2, 3, 4. Burada durdum. Bu aralıkta değerlerin hepsini alır. Sonra bunları toplamamı istiyor. E baktığımızda eksi 4'te 4 gider. Eksi 3'te 3, eksi 2 ile 2. Yani bu taraf komple sıfırlanır. Geriye sadece bu sayı 4 sayı kalır. 7, 8 daha 15, 6 daha 21, 5 daha 26. E toplamda eksi 26 olarak bulunur. İkinci sorumuz diğer bakır. Dördüncü soru diyor ki mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer 2 x artı y eksi 15 eşittir 0 olduğuna göre x kaçtır? Bakın şimdi diyelim ki burası negatif. Bunu ki böyle bir şey mümkün değil de. Diyelim ki burası pozitif. Bunu sıfırlayacak değer negatiftir. Fakat x eksi 2'ye dışarı negatif çıkmaz. O yüzden tek ihtimal vardır. Hem burası sıfırdır hem de burası sıfırdır. Hocam x eksi 2'ye sıfırsa x eşittir 2'ye. Bu 1. 2x artı y eksi 15 sıfırsa 2x artı y eşittir 15'tir. x gördüğüm yere 2y ye yazdım. 2 ye 2'den 4y. 1y de burada 5y eşittir 15'e. Y buradan 3'tür. Peki Y sayısı 3 ise benden X'i istiyor. O zaman X de 6 olarak bulunur. Dördüncü sorumuzun cevabı da C yandır. Beşinci soru bana diyor ki mutlak değer X artı 2 artı 7 bölü mutlak değer X artı 2 eksi 6 küçük eşittir 0. Eşitsizliğini sağlayan X'in tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Bakın şimdi geliyorum. Biliyorum ki ben mutlak değerli ifade en kötü 0'dır. Yani kısaca 0'dan büyük eşittir. Buna ben 7 eklediğimde benim pay kısmım her zaman pozitiftir. Sonucun negatif veya sıfırdan küçük çıkması için demek ki benim payda kısmım negatif olacak. Zaten sıfır olamaz. Yani kısaca mutlak değer x artı 2 eksi 6 dediğim ifade sıfırdan küçük olmak zorunda. Bu bir. Eksi 6'yı diğer tarafa attım. Mutlak değer x artı 2 küçüktür 6. E bu arkadaş dışarı şu şekilde çıkıyordu. Eksi 6 küçüktür. X artı 2 küçüktür 6. Her yerden 2 çıkarttığımda Eksi 8 küçüktür x küçüktür 4 oldu. Bu aralıkta alacağı tam sayı değerlerin toplamını soruyor. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 durdum. Devam ettim. Sonra 2, 3, 4 dersem ben bakın. Eksi 3'ten eksi 1'e kadar olan toplam. Eksi 1'den eksi 3'e kadar olan toplam gitti. 4 ile eksi 4 gitti. Geriye bu 3'ü kaldı. Bu üçünün toplamı da 6, 5, 10 ve 7 daha 18'dir. Yani eksi 18'dir. Beşinci sorumda da Ceyhan olarak bulunur. Tekrar bir kontrol edeyim. 4 değerini almıyor. Durdum. Yanlış yaptım. 4'ü sildim. Demek ki eksi 3 artı 3'ten burası gitti. O zaman buraya 4'ü de ekleyeceğim. 6, 7 daha 6, 7 daha 13, 18, 4 daha 22 yapar. Beşinci sorumuzda Adana olarak bulunur. Hemen yorumlara saldırmayın. Hatamı buldum. Beşinci sorumuzun cevabı Adana'dır. Yedinci soru diyor ki A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A artı B 3 ve 8 çarpı A eksi B artı X çarpı A eksi B 3 olduğuna göre X kaçtır? Burası önemli. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. Şimdi ikisi de pozitif tam sayıysa bakın A artı B 3'müş. Burada A'nın ve B'nin alabileceği tek değer var. Ya 1'e 2'dir ya da 2'ye 1. 0 olmaz çünkü pozitifmiş. 3'e 0 olmuyor. E olmuyorsa ya 1'e 2 ya 2'ye 1. Hangisinin hangi sırada olduğunun bir önemi yok. Bakın sorunun çözümüne geliyorum. 8 çarpı. İster 1'e 2, iki, ister 2'ye 1 alın. Yani sonuç ya 1 ya eksi 1. E mutlak değerin dışında her zaman 1'dir. Artı. X çarpı aynı şekilde mutlak değerin dışında her zaman 1'dir. Eşittir 3'e. E, e 8'i diğer tarafa attığımda x eşittir 3 eksi 8. O da eksi 5 yapar. 7. sorumda Edirne olarak bulunur. 8. soru diyor ki a ve b sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere a eksi 4b ifadesi en küçük bakın en küçük neden çok yanlış yapmışım ya en küçük değerini aldığında şimdi mutlak değerli bir ifade en küçük hangi değer alabilir sıfır yani hocam a eksi 4b sıfırdır a sayısı 4b'ye eşittir aldığında artı 3b bölü 2 eksi 7b oranı kaçtır a yerine 4b yazacağım 4b artı 3b bölü a yerine 4b yazdım. 4 kere 2 8b eksi 7b eşittir. 4 3 daha 7b bölü 8 eksi 7'den b b'ler gittiğinde işlemimizin sonucu 7'dir. 8. sorumuzda Diyarbakır olarak bulunur. Burada bir düzeltme yapacağız. 10. soru bana diyor ki mutlak değer 7 eksi x bölü 3 artı 3 eşittir 2. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 3'ü diğer tarafa attığımda mutlak 7 eksi x bölü 3 eşittir. 2 eksi 3'ten eksi 1. Soru bitti. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu negatif çıkamaz. O yüzden çözümün boş kümedir. 10. sorumuz da Bursa olarak bulunur. Güzel bir soruydu. Mutlak eksi x artı mutlak 2 x eksi 2 tane mutlak x artı 3 x. 12 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bakın. Mutlak eksi x demek mutlak x de eş değerdi. Artı mutlak 2x demek 2 tane mutlak x demekti. Bakın eksi 2 tane mutlak x de burada var. Artı mutlak 3x demek 3 tane mutlak x demekti. Eşittir 12. Artı 2 tane eksi 2 tane götürdü. 3 artı 1'den toplam 4 tane mutlak x 12 ise mutlak x eşittir 3'tür. O zaman x'in alacağı 2 değer var. İlk sayımız ya 3 ya da eksi 3'tür. Benden x'in alacağı değerlerin toplamını soruyor. 3 üç eksi 3'ten sonuç 0'dır. Bu da 11. soruyu Adana olarak buldurur. 12. ve de bu testin son sorusu bana diyor ki mutlak değer 5 eksi x kare artı 3 tane mutlak değer x kare eksi 5 44. Olduğuna göre x'in alabileceği dikkat değerler çarpımı. Şimdi bakın. Çözelim. Bir kere mutlak 5 eksi x kare demek mutlak x kare eksi 5 ile eşdeğer. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü bir tane burada var, 3 tane burada var. 3 e, artı 1'den toplam 4 tane mutlak x kare eksi 5 eşittir 44'e. Bu bir. 4'ler sadece burada 11 kalır. Mutlak değer x kare eksi 5 eşittir 11'e. Buradan da iki şekilde çıkar. x kare eksi 5 ya 11'dir veya x kare eksi 5 eşittir eksi 11'dir. Çözelim. Eksi 5'i diğer tarafa attığımda x kare eşittir 16. Neyin karesi 16? İki sonuç var. x sayısı ya 4'tür veya x sayısı eksi 4'tür. Bu bir. Sonra diğer tarafı çözelim. Eksi 5'i bu tarafa attım. x kare eşittir eksi 6. Hocam reel sayılarda çözüm yok. Ama karmaşıkta var. Eğer sorunun başında x elemandır c karmaşık sayılar kümesi deseydi buradan da çözüm bulacaktım. İyili çözüm. Ama demediği için Buradan çözüm gelmiyor. Çözüm sadece 4 ve eksi 4'tür. Bunların çarpımını istiyor. Çarparsam da eksi 16 olur. Ve 12. sorumuzun cevabını e'lerine olarak bize buldurur. Ve de bu videomuzun da bu şekilde sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Bitiren arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.